Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Telkare nedir? Telkare telden kar etmek anlamına gelen eski bir kelime. Telkare gümüşü işleme sanatıdır. Telkare Midyat'ın geçim kaynağıdır. Tarihi belirsiz bir sanattı. İlk başta Suriyeliler bulup geliştiriyor. Daha sonra Müslümanlarla ortak atölyelerde yapımı günümüze kadar devam ediyor. Peki bu telkare nasıl yapılır? Telkare 9 milikron ve 6 milikron iki tel ile yapılıyor. 9 milikron kalın olan telle şu şekilde dış kasası, çerçevesi yapılıyor. 6 milikron ince olan telle ise şuna benzer ince küçük halkalar yapıp içerisine yerleştirilip ayrıntılar verilerek kaynak yapılıyor ve ortaya bu şekilde motifler, modeller çıkıyor. Telkareyi aldığınızda bu şekilde bembeyazdır. Zamanla parfümden dolayı diğer gümüşler gibi bu şekilde kararıp solabilir. Kullanmadığınız bir diş fırçası ve bulaşık deterjanıyla temizlediğinizde eski rengini kesinlikle geri almaktadır. Bir de Midyat gümüşü Batı gümüşüne benzemez. Hem tek tek ayrı ayrı kaynak yapıldığı için, hem gümüş ayarı yüksek olduğu için bir tarafı kırılsa bile tekrar kaynak yapıp kullanabilirsiniz. Midyat'ın en güzel ve en özel olan Midyat asırı modelimiz mevcuttur. Bir insan saçları kadar en ince tellerden örülerek yapılmaktadır. Mardin'de dahi bulamayacağınız ürünlerdir. Sadece ilçemize Midyat'a aittir. Gel. O şunlara tel harbi şey mi? Ya yok, giriş onda, önemli. Giriş yapabilirsiniz. Manastırına geldik. Tam Mor Gabriel. Ya adam çıkmış da güzel yeri tutmuş. Tep. 5-7 dakikaya başarız. Çok da güzel. Girelim ne yapalım? 5 dakika dur. Bekleyeceğiz. Aslında bir yok. Süryani halkı yaşıyor. O nedenle. Sizlere eşlik edeceğim ve bölümler hakkında bilgi vereceğim. Bölümlerin tanıtımını yaptıktan sonra fotoğraf çekebiliriz fakat manastırda yaşayan din adamlarına fotoğraf çekmiyoruz. Mor Gabriel Manastırı en büyük özelliği günümüzde halen aktif yaşamı sürmesi. Manastırda sürekli olarak 60 kişi yaşamakta. Burada bir metropolit yaşıyor. Kendisi Süryaniler adına bölgeyi temsil ediyor. Tıpkı ilin müftüsü gibi düşünebilirsiniz. 3 rahip, 14 rahibe. Rahip ve rahibeler buraya manastırın temeli. Milattan sonra 397 yılında
göreceğimiz kilise dağıtılıyor. Daha sonra diğer bölümler Bizans ve Roma kralları gönderdiği maddi bağışlarla inşa edildi. Burası ise Narimon Kilisesi. 6. yüzyılda inşa edildi. Birçok yörede hatta birçok manastırda Narimon Kilisesi görebilirsiniz. İsim Narimon'a olan saygıdan dolayı veriliyor. Günümüzde burayı aktif olarak kullanıyoruz. Sabah, öğle, akşam burada her gün toplu geçirildi. İbadetler bu iki bölümde karşılıklı ilahi çift koro şeklinde yapılır. Üst tarafı kutsal bölüm. Aynı günleri için kullanılıyor. Çarşamba, cuma, özellikle pazar sabahları, fakat kutsal bir bölüm olduğu için herkes çıkamıyor. Her Süryani de çıkamıyor. Yalnızca Süryani din adamları ve diyakonlar. Diyakonlardan kastım din ve rübbe görmüş kişiler. Orada da ise İncil'i görüyoruz. Süryani alfabesiyle yazıldı. Süryani alfabesini yaklaşık olarak 4 yıldır kullanıyoruz. 27 harfler oluşur. Sağdan sonra yazılır okunur. Tıpkı Arapça, İbranice'de olduğu gibi. Zaten Süryanice, Arapça, İbranice. Aynı kökeni sahip sanıp kökenlerle yazılırlar. Sağ tarafta kitap açık bıraktım. Süryanice alfabesini yakından inceleyebiliriz. Arka bölümde kitabı göstereceğim. Sağ tarafta kitabı manastırın kurucusu olan Mosabı'ya dair. Mor kesesini de sesini duyacağız. Süryanice bir doğru asist. Yüce anlamı geliyoruz var. Mor onun ise kadıdır için Azize manasını geliyor. Sol taraftaki tablo Kuriya ismini veren Mor Gabriel'e ait. Bunlar hepsini tabii birazdan onların gerçek mezarlarını göreceğiz. İstersen burada fotoğrafını senin geçtiğinde mezarlığa geçeceğiz. Buyur. Çünkü birazdan doğal başlar. Kapanacak burası. Devam edelim. Diğer bölümlere saklayabiliriz soruları. Evet, yüksek müsaadenizle ben önden geçeyim. Evet, hazır toplanmışken derneği misafirler. Burada küçük bir notu çekeceğiz. Vay vay. Güneşin doğumuyla başlar. Öğlen demedikken akşamda batar. Evet, burası ise manastırın en eski toplu mezarlık bölümü. İnşa tarihi 449. Bir diğer ismiyle Azizler Evi diyoruz buraya. Azizler Evi denmesinin sebebi ise burada toplamda 15 mezar var. Mezardan kastım bu nişler ve 12 bin dinlidir yatıyor burada. Her gün nişin içinde yaklaşık olarak 800 kişi yatmakta. 800 diye devam ediyor. Tabii mezardan kastım bundan ibaret değil. Aşağıya doğru derinliği var. Odacıklar şeklinde buraya üst üste defiler yapılır. Evet, yerde de bir mezar görüyoruz. Buradaki en önemli mezarlardan diyebilirim. Manastıra sonradan geliyor 7. yüzyılda. Ve buraya en parlak dönemini yaşattığı için ismini manastıra veriyor. Mor Gabriel'in mezarı. Ayaklar altında ve diğer mezarların altında. En alt seviyede defnedilmeyi vasiyetinde kendisi istemiştir. Alçak gönüllü ve mütevazi temsil ediyor. Onun toprağını görüyoruz. Mezarı açık bırakılmış. İsteyenler toprağını kullanabiliyor. Bereket veya şifa bulmak için. Ayrıca Mor Gabriel buraya oturur vaziyette defnedildi. Oturur vaziyette tören kıyafetiyle yüzü doğuya bakacak şekilde. Bunun da bir nedeni var. İsa Mesih'in ikinci gelişi, yani kıyametin doğudan geleceğine inandığı Mesih'in onlar da saygı çerçevesinde hazır bir şekilde karşılayacaklar. Tabii bu olmazsa olmaz bir ritüel değil. Örneğin buradakiler yatay vaziyette yüzleri tekrardan doğuya bakacak şekilde. Ayrıca Maalesef yasak. Gördüğünüz gibi.
Eyvah. Yo yo, yukarıya çıkmayacağız. Dümdüz devam edelim. Nasıl çıkacağız? Sağ taraftan devam edeceğiz. Taşın etrafına geçebiliriz. Evet, taşın etrafına geçiyoruz arkadaşlar. Taşın etrafına. Evet, doktorların çünkü evi var da burada. Fotoğrafı çekmişler de olur. Evet, burası ise manastırdayız. İçeride manastırın halinde Teodoro Kısmi'yi geçiyor burayı. İstanbul'daki Ayasofya'yı inşaatlarına cüsmü yanılmış. Teodoro'nun gönderdiği maddi bağışlarla 500'lük yılından inşa ediyor. İlk inşaatları bir vaktizane olarak kullanılmasıyla daha sonra yemekhane ve toplantı salonu gibi çeşitli amaçlarla kullanıldı. Binanın özelliği ise dıştan ve içten kufre şeklinde bir görüntü sahip olması. Tavanda ise üç boşluklar görüyoruz. Mikrofon akustik özelliğini sağlıyor. Zaten konuşurken egoyla hissedersiniz. Bayağı yapıp yapar. Ortada gördüğünüz saç buraya civar köylerden 7. yüzyıl gizlidir. Eski zamanlarda hamur yoğurma ve üzüm sıkma işlemleri kurulundu. Sağ tarafta ise manastırın maketi var. Maket 45 yıl önce yapıldı. Madeni bir Süryani tarafından 5 yılda tamamlandı. Tamamıyla kibritten yapılma. Yakından inceleyebiliriz. Burada fotoğraf aldıktan sonra kiliseye geçeceğiz. Buyurun. Kilisenin tavanı Bizanslar döneminde tamamıyla altın ve gümüş mozaiklerle kaplanmıştı. Yalnız bu mozaikler Timur döneminde 1402 yılında yağmalandı. Günümüzde sadece aynı bölümdeki mozaikler sağlıklarında. Türkiye'deki en eski tavan mozaikleri diyebilirim. Benzerleri Ayasofya ve Kariye'de bulunmakta. Yukarıya doğru devam edebiliriz. Ben ışıkları kapatıp geleceğim. Ben önce bir kusura bakmayın. Detaylı dezdirdiği için o yüzden burada ben zaman demek ki. Ha. Tamam. Dur. Bak bak gel benim. Olsun gel. Tekteymiş. Şundan bir tatmak istiyorum. Şundan mı? Ben de rica ederim. Bu mahlepli o zaman. He? Mahlepli bu. Tamam. Oysa. Ben de bir tane alayım. Hemen veriyorum. Aslında hiçbirini beğendim. Bir tane alacağım. Ben size bakıp şey vereceğim. Ben de onları alırım. Ben gidiyorum. Bu mahverdim. Etiket yapıştırıyoruz. Alayım ben bu parada. Sizin adım bu. 5 yıllık bir şef. O hangisi? Abi 5 yıl meşef fıçısını bekletelim. Özel bir şef. Alabilir 5 yıllık fıçı da bir özetim. Ve %100 boğaz kiri. Şuna adı ne? Ev şarap. Bu tatlımız bundan mıydı yoksa o farklı mı? O farklı. 5 yıllık. Bu normal mi? O normal. Bir de bunun tadına bakalım. Onun şişesi ne kadar? O 120. Hadi bir farkı görelim. Ablacığım onlar değişiyor. 60'tan 125'e. Daha fazla çıkarmamıza gerek yok. He? Beni açmadı şarapla. Şöyle bir küçük var ya. Karşıda da var. Annemlerden buraya mı gel diye bağırıyorsun yoksa? Sizin iki tane oradan bir tane likör var. Likör var bak. Kendimden başa.
şöyle bir müsaade edin. Kilosu ne kadar? 70 lira abi, hoş geldin. This one şu... Açık mavi ile koyu mavi arasındaki fark nedir? Açık mavi ile iki ayrı birisi. Meyalet var bir şekilde. Rengini lamur ağacından da bu da söyler misin? Bizim özel ürünümüz sadece senede 2 ayda satıyoruz. This special production is only is sold in 2 months. Now we get next time in 2 months. Bademi tabii. Kahveli, üstü kahveli, içi bademi. Bu nedir? Şu... Tiramisu, içi bademli çikolata kahve. Tiramisu. Kaçırmış onu. Tamam. Şundan da alayım. Dur. Oo, ne zaman tepeye çıkmışsınız? Vallahi videolara çıkıyorsunuz hani bak. Sonra YouTube'da izlersiniz kendinize. Dağılın. Dağılın. Midyası çok çerçeveli. Yok, Mardin'de yarın sabah. Midyat'tayız şimdi. Önce Midyat'a geldik. Yani yarın sabah. Bu ne Mardin? Sahan. Pilav üstü kaburga eti falan şey. Gel şuraya bir bakalım. O dönerken... Buradaki böyle hanlar, evler hep bu şekilde konak tarzı. Şeyleri böyle, masaları, sofraları. Geldi. Oturuyorsun, işte oturuyorsun, servis geliyor. Şey... Çiğ köfte mi? Ne? İşte her... Ne diye geçiş? Hibiskus likörü. Hibiskus likörü. İçinde? Hibiskustan yapılıyor zaten. İçinde tarçın, karanfil, şeker, vanilya, rakı ve viski var. Rakı ve viski yani var. Kaç derece alkol var bizim? 810. Özellikle ha, kahve yan ikramlarda çok ha, güzel çıkıyor. İçi geç. Oynarken. İçeride gider kozmetik için. Ne sabah için? Bence parfüm durumu zaten. Çünkü parfümde çok uzun durduğu zaman şey yapıyor. Evet.